bokta. Ben bunun tersini çalıştım. Ortada yakalandık. Hak ettiğimiz bir galibiyetti bence. Ama bu tabii evet, galibiyetlere bir tanesini ekledik ama şu an iyi olan şey yarışa birkaç takımı daha sokmuş olmamız. Biz kazandıkça diğer rakiplerimizin puan kaybedeceğini düşünüyorum ama biz kazanmaya devam etmemiz lazım. Cezalarımız var, sakatlarımız var. En az belki iki ceza, 4-5 oyuncumuz belki de kullanamayacağız bu maçta. Hep şunu söylemişim zaten, Altınordu maçına kadar iyi puan toplayıp Altınordu maçından sonra milli takım arasıyla beraber çalışmalarımızı biraz daha farklılaştırıp, yoğunlaştırıp daha iyi oyunlar sergilemeliyiz diye. Şu ana kadar bence çok çok beklentinin çok üzerinde bir başarıyla evimizdeki bir kaza diyelim, onun haricinde beklentinin çok üzerinde bunu sağlayan oyuncuların hepsini kutlamak lazım ama dediğim gibi bu sonucunu görmemiz lazım. Şu ana kadar gidişatımız iyi. Altınordu maçı telafi etmemiz gereken bir 3 puan. Onu söylemiştik. Bunu başarabilir miyiz? Evet. Ama 7 maç var. 7 maçta almamız gereken galibiyet sayısı da belli. Dolayısıyla her maçı kazanmak için oynayan, her maçtan puan almak için oynayan bir takımız. Gücümüz var. Sakatlarımız var olabilir ama biz iyi bir ekibiz. Kerem ve Ziya'yı bu hafta kullanamayacağız. Eze de dün ayağını denedi, yine ufak bir sıkıntısı oluştu. Eze'yi de herhalde büyük ihtimalle kullanamayacağız. İsmail'in durumu normale dönüyor gibi. Onun haricinde cezalımız var biliyorsun, Cenk ve Burak. İsimler evet, önemli isimler ama her oyuncumuz önemli. Her maça hazır olmamız lazım. Bize giren, katkı yapan, oynayan her oyuncumuz katkı yapmak için oynuyor. Bunu da gösterdiler. Böyle de olması lazım. Mazeret, futbolda mazeret kabul edilemez. En azından sahanın içerisinde. Dolayısıyla her türlü maça hazırlanıyoruz. Çabuk kal. Kaç kere? Taraftarlarımızla beraber bir coşkucu sinerji oluştu. Sahne içerisinde önce. Haydi, haydi. Haydi, önden.